Sanki takibinde geçmişin, teslimiyeti yık, kafanda kimin varsa kırık bir dal. Kurudu gırtlağım, içimde söndü dünya, bir akşamüstü sancılar, karla kaplı sonbahar. Yok tadım tuzum bir fotoğraf aklımda, ben üçlerimde kırmızı tulumla çocuk olduğum zamanlar. Anlatırım içten durumlarda, küfür kıyamet, idare et, dilimi çözersem yaram kanar. Bugüne kanıp insan unuttu o dününü yarım, tepende binbir bulutla yaşadın onca sarı güneşlerde, şimdi gitti kanımca. Kurudun hastalığa kapılıp ruhun artık bugünlerde kas katı. Kafanda kırık plak yankımıyor şarkılar, bir dakika daha bırak anılar sıkışmıyor akla. Çekip açsan yeni baştan, kaç var sonu sakla. Kaçman gerek, aklanman gerekeni buna katlanman. Takibinde geçmişin, teslimiyeti yık, kafanda kimin varsa kırık bir dal. Kurudu gırtlağım, içimde söndü dünya, bir akşamüstü sancılar, karla kaplı sonbahar. Yok tadım tuzum bir fotoğraf aklımda, ben üçlerimde kırmızı tulumla çocuk olduğum zamanlar. Anlatırım içten durumlarda, küfür kıyamet, idare et, dilimi çözersem yaram kanar. Bugüne kanıp insan unuttu o dününü yarım, tepende binbir bulutla yaşadın onca sarı güneşlerde, şimdi gitti kanımca. Kurudun hastalığa kapılıp ruhun artık bugünlerde kas katı. Kafanda kırık plak yankımıyor şarkılar, bir dakika daha bırak anılar sıkışmıyor akla. Çekip açsan yeni baştan, kaç var sonu sakla. Kaçman gerek, aklanman gerekeni buna katlanman. Tutsak serçeler nasıl çarpar kendini duvarlara? Nasıl aydınlığa büyür kuytudaki bitkiler? Özgürlük diye titrer varlığının her zerresi. Varsa da yoksa da tutuklunun. Al bakalım. Deniz. Deniz. Deniz artık asma şu suratını. Deniz abla. Deniz abla. Ya Uşmula savcı müebbet dedi diye müebbet olacak diye bir şart yok ya, Allah Allah. Daha savunmanı bile yapmadık ya avukat. Kız o senin avukatın var ya, çakı gibi çakı. Dindi de çakı gibi, nafları da çakı gibi. İpten alır adamı o, ipten. Gerçekten dur bir ya. Daha bunun temizi var. Bir sürü şeyi var. Temiz değil yavrum, temiz, temiz. Öf, her neyse işte yani o var. Sen susuz olduğunu biliyor musun kardeşim? Yüce Rabbim de biliyor. Kul da öğrenecek. İçini ferah tut ya. Duydun mu Deniz? Bu kadar insan bu lafı kime söylüyor ya? Bir kendine gel Deniz, bir toparlan. Burada hep bir adım sonrasını düşüneceksin. Öyle bir ay sonrasını, bir yıl sonrasını falan değil. Yoksa geçmez zaman. Bir adım sonrasını.
Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Görevi olan bütün mahkumlar çamaşırhaneye. Evet hanımlar, duydunuz. Görevliler çamaşırhaneye. Dikkat, dikkat. Hadi sen de görevlisin. Görevi olan bütün mahkumlar hadi çamaşırhaneye. Hadi. Görevliler çamaşırhaneye. Da çayımı içmedim ya. Wow. Kız, al kız. Çayımı iç. Ama içerim ben gitmek istemiyorum bugün ya. Sen dur. Sen Melis Hanım'ın odasına. Hayırdır? Gidince anlarsın. Selam müdür hanım. Hoş geldin. Otursana. Oturalım bakalım. Kahven. Vay vay vay. Bayram değil, seyram değil. Müdürüm beni niye öpmeye çalışıyor? Ne oldu, ben gelmeden haberin mi geldi? Mahkemede olay çıkartmışsın yine. Duydum. Ama konumuz bu değil Azra. Öyle mi? Neymiş konumuz? Baban geldi. Nizamiye'de bekletiyorum. Görüşmemekte hala kararlıysan gönderirim gider. Ama bana kalırsa görüş onunla. Babana bir şans ver. Benim hiçbir şansım olmadı. Babam gibi bir şansım olmadı. Gönder gitsin. Azra! Belki sebepleri vardır. Sana anlatmak istedikleri vardır. Bana anlatmak istediği hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bu saatten sonra anlatacakların da hiçbir önemi yok zaten. Baban kanser Azra. Görüşmeye almadılar. Seni öldürmemden korkuyorlar. Sen katil değilsin. Seninle görüşmeyi neden kabul ettim biliyor musun? Böyle gözünün içine bakıp peşimi bırak demek için. Mektuplarımı okudun mu? Okumadıysan da boş ver. Kağıt üzerine yazılmış kelimeler neticede. Öyle yüz yüze olmak, o daha iyi. Allah bestalını versin. Ne olmadın yine ya? Üf, hep beni buluyor bu ya. Kızım ne oldu, dur. Ne bilen ipme çoktu, ne oldu? Dur, bir dakika. Aa, ip kesti bunu ya. Dudu bakayım mı ben? Anlar mı? Makinalardan anlıyorum biraz. Kuzu. Kendi başına iş yapma. Görev değişikliğini ben yaparım. Ben görev değişikliği falan yapmıyorum. Yardım ediyorum sadece. Bak sen işine. Buraya mı kaçmış? Çalıştır bakayım. Asa mı? Çek elini. Allah razı olsun kız. Kolay gelsin. Tamam ben hallet. Kuzu. Madem çok yardımseversin, gel benim yerime geç. Ya ben onu kullanmayı bilmiyorum. Ya işte öğrenmen için sana bir fırsat veriyorum. Ben yapmasam. Kırmırsın. Kırmırsın. Bunu böyle ağzını. Yemiştir. Tamam. Ben baba olmaya hazır değildim.
Annenle de kötüydük. Ben yapamadım. Bunlar öyle mazeret olsun diye söylemiyorum. Öyle mi? Başka? Ben buraya haklı olduğumu anlatmaya gelmedim. Tabii. Tabii canım. Tabii ki o yüzden gelmedim. Lütfen içini dök, vicdanını rahatlat. Devam et. Seni o televizyon programında gördüğümde çok kızgındım. Benim yüzümden olduğunu biliyorum. O röportajlarda annenden hiç bahsetmedin. Ama ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Bazen annenin yanında olmak çok zordu. Hangisi daha zordu? Sarhoşken mi? Kafası bir milyonken mi? Hangisi daha zordu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben baş edemedim. 10 yaşında bir çocuğun baş edeceğini düşündün ama. Ya anneydi. Kendi doğduğu çocuğa zarar vermek istemez diye düşündüm ben. Hayal bile edemezsin. Bana yaptıklarını hayal bile edemezsin. Sigara söndürürdü üstümde. Yalnız gel. Hala hatırlarım o acıyı. O yanan etimin kokusu. Senin bizi terk etmen benim suçummuş. Benim suçum. Azra ben seni çok seviyorum. Sakın! Sakın bana sevmekten bahsetme. Ağzına alma sevmeyi. Seni tanımıyorum bile. En acısı bu. En çok da canımı bu yakıyor. Sesin farklı. Tipin farklı. Eğer hatırladığım babam gelseydi buraya, sokak boyu yürüyüp bizi terk eden babam, o adam gelseydi buraya. Bu camı kırar! O suratını parçalardım senin! Duydun mu beni? Kırardım bu camı! Duydun mu? Duydun mu bu camı kırardım? Ama o adam gelmemiş. Buraya böyle ottan bahseden bu tipi yollamış. Her gece bekledim gelmeyi. Odamın penceresinde oturdum bekledim. Sosyal hizmetler beni o karıdan kurtarıp yurda götürdüklerinde bile bekledim. Sen her gece aynı rüyayı gördün mü? Ben gördüm. Babam geliyordu. Eskisi gibi. Ellerimi avuçlarının içine alıp ısıtıyordu. Sonra oradan birlikte çıkıyordum. Sen bu umudumu bile kırdın. Aslında ben... Sakın! Sakın sözümü kesme. Yüzüme bak! Sonra neyi bekledim biliyor musun? O adamdan öç alacağım günü. O günü bekledim. Şimdi sen gelmiş... böyle tıraş tıraş şeylerden bahseden bir adam olmuşsun. O adam bile değilsin. Onu bile aldın elimden. Kırmızı bir at çizerdim. Kırmızı bir at. Bak bu da kafası. Nereden geldim, nereye giderdim. Bu da düşünen kafanın bana sorusu. Sür beni sarp kayalıklara. Oradan aşağısı başka yerin konusu. Ah dedi senin durumun fena. Ah dedi kalbinde bu neyin acısı. Dayanamaz kalbimin içinden çıkardım. Utanmadan dünyaya tepeden bakardım. Kimse beni bilmez, bilmez beni, bilmez, bilmez beni kimse. Ben hep sakındım.
olmalısın, bakmalısın, görmelisin acıya. Yerler neresi? Varmak için hepler önce içi göze almalısın. O kızgın bakışın, bir de üzgün bakışın, yüzlere gülüşün ve anidir düşüşün. Kızı! Kimin ne iş yapacağını ben söylerim. Sadece ben. Burada düzen böyle yürür. Düzen önemlidir kuzu. Çok. Sen düzene uyacaksın. Düzen de senin canını yakmayacak. Ne diyorlar? Müebbet diyorlar. Zor işin yoksa. Selamlar. Kolay gelsin. Keyifler nasıl? Ne bu böyle, burası bir rehavet çökmüş. Ne yaptın nenem? Oda parfümü falan mı yaptırdın? Burası böyle bir yaşlı yaşlı olmuş, bir kasvet bir kasvet. Bir problem mi var? Problem seninle geldi. Deniz'e benim yerime bak diyordum, işi öğretiyordum. Bunu konuşuyorduk ha? Vallahi bence Deniz'in senin yerine bakmasına ihtiyaç yok. İhtiyaçla ilgili bir şey değil bu. Seni neden ütünün başına koydular biliyor musun? Kırışıklıkların gitsin diye, iyi gelir diye, böyle gözeneklerin açılsın diye. Azu efsane ya. Geç. Anlaşıldı, tamam. Asya Çengül. Seni idareden çağırıyorlar. Niyeymiş ki? Ya yürü hadi, uzatma. Yürü. Azu. Koridorda gardiyan var. Lan yürüsene. Hey kokoreççi. Abla bak, iz kalmasın, fena olur. Buluşuruz ha. Anladın sen onu. Orada... Evet kızlar, akıllı durun. Ben bir çay içip geleceğim. Kırışıklıklara iyi geliyormuş demek. Ha? Doğru mu hatırlıyorum? Böyle demiştim. Bir bakalım doğru mu söylüyor? Tehniğin gitti. Çakma estetisyen seni. Ha? Bir deneyelim bakalım. Getirin şunu. O denesin. Yapma. Hayır. Getir. Yapamam. Yapma. Ben yapamam, ne olur. Ne olur. Ne demek yapamam? Getirin. Hayır, ne olur. Ben yapamam, ne olur. Tut şunu. Ne olur mu? Tırma, ne olur. Tut şunu dedim. Ben yapamam. Tekrar tekrar söyletme bana. Yapamam. Ben yapamam. Ben yapamam, ne olur. Bırak. Çekçi sitesi V blok.
Kıt. Ben yapamam. Yapamaz mı? Çamaşırhane bölgesine acil sağlık ekibi. Tekrar ediyorum. Çamaşırhane bölgesine acil sağlık ekibi. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Hanginiz yaptı bunu? Kim yaptı bunu dedim? Kendi kendini yaraladı. Görünmez kaza. Kötü yazranın eline. Siz ne yaptınız abicim? Merül Merül baktınız mı? Abi karılar sıkıştırdı bizi. Bilmiyor musunuz Kudret'in tayfasını? Hiçbir şey yapamadık. Ne demek hiçbir şey yapamadık ha? Ne demek hiçbir şey yapamadık? Armut mu topluyordun zaten ha? Geberteceğim ben seni. Geberteceğim ben seni. Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Mahvedeceğim seni. Azra'yı hatırla. Azra'ya verdiğin sözü hatırla. Bak birazdan adamlar gelecek, seni tecride atacaklar. Hasreti, Azra'yı kim koruyacak? Azra'yı kim koruyacak? Bırak, 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 bırak. Alışın. Dağılın. Alışın. Hadi dağılın. Hadi. Hadi. İndir. Yarabbim, öldürecekti kadını ya. Rüzgar götürün. Su getirin, su. Yalvaracaksın değil mi bize sen? Yalvaracaksın. Alın, alın. Beni öldürün diye yalvaracaksın. Beni öldürün diye yalvaracaksın. Azra değil, Azrail. Öldüreceğiz seni kızım. Sen kurtuldum, tamam, sanma kendini. Tamam. Yalvaracaksın lan. Yalvaracaksın. Kız, su getirin, su. İyi mi? Tamam. Su getirin. Kız, nefes al. Su getirsene hadi. İç, iç, iç. Sakin, sakin su. Tamam, yok. Sakin, nefes, nefes, nefes. Burnundan su, nefes. Ne var? Ne var? Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Ne var? Buraya gel, buraya. Buraya gel.
buradan çıkılmayacak. Çıkılmayacak söylemedim mi ben sana? Kime diyorum? Ayak altında dolaşmayacaksın. Anladın mı? Nasıl elin? Kim yaptı bunu sana? Azra. Bunu sana kim yaptı? Söylemezsen yardımcı olamam. Ben kimin olduğunu biliyorum da. Babamı istiyorum. Başımıza bela oldu kokoş karı. Ben size dediydim ama o gacıda bir uğursuzluk var dediydim, o gözlerinden belli. Şeytan diyor var ya, gece git uyurken böyle cıyık diye boğazını sık gebersin. Tereleli tereleli konuşmaya. Ya Hasret, biz sana başından beri ne anlatıyoruz? Sen durup durup delleniyorsun, yeter artık ama. Dellenirim tabii ya, dellenirim. Bir te başından beri gıcık alıyorum ben o gacıya. Size peşinde Deniz'im neyim var? Ama kızına ne oldu Deniz? Sen sarı çıyan, sarı çıyan. Sen nasıl gidiyorsun benim Azra'mın elini ütüye basıyorsun? Ya bak, kızlar, siz orada yoktunuz. Biz oradaydık. Allah yukarıda. O marsık gözlü kudret zorlamasa yapmazdı kadın ya. Evet, doğru diyor. Allah aşkına Yonca, sen de bir şey söylesene. Oradaydın. Abi doğru da Azra'yı beklemek lazım. Hı. Yok canım, o işler öyle olmuyor. Öleceğini bilsen geri duracaksın, yapmayacaksın. Heh, ya? Rüzgar, bak kadıncağız ne bilsin? Orada kudretin neler yaptıracağını kadın nereden bilsin? Sen avukat mısın ha? Avukat mısınız lan siz? O cezasını çekecek. Anlaşıldı mı? Gidip de yaltaklandığınızı görürsem, yemin ederim Allah yarattı demem. Hacamat ederim lan sizi. Hacamat ederim. Allah Allah. Kime hacamat ediyorsun acaba sen? Tamam. Öf. Ecem. Neredesin sen? Arkadaşımlaydım. Arkadaşınlaydın. Hangi arkadaşınmış bu? Sana ne? Ne demek bana ne ya? Ne demek bana ne? Ha bana ne? Sen kimden izin aldın ya bir yere gitmek için? Etrafta izin alacak kimseyi göremiyorum. Öyle mi hanımefendi? Diliniz pabuç gibi olmuş. Benden izin almadan şuradan şuraya gitmeyeceksin be. Umrundayım sanki. Babam olduğun şimdi mi aklına geldi? Gel, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bak bundan sonra benden izin almadan hiçbir yere gitmeyeceksin. Karışamazsın. Tabii ki karışırım. Sen bana karışamazsın. Tabii ki karışırım. İstediğim yere gidelim, istediğim saatte. Hiçbir yere gidemezsin. İstediğim saatte. Hiçbir yere gidemezsin. Dön buraya. Vur, vursana hadi. Vur, vur baba. Hadi. Annem bitti, şimdi bana bel kaldırıyorsun sen. Ecem, ha? Ecem çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bırak. Çok özür dilerim. Bırak beni. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum seninle. Bana da bir iş ver abi. Böyle boş boş oturmayayım. Buralarda nalbur falan var mı? Nalbur mu? Var var. Hemen şu arkada. Güzel. Al sana iş. Nalbur'a gidip bunları alıyorsun, cezaevine gidiyorsun. Tamam. Hadi fırla fırla. Başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayınız.
Azra'nın babası geldi Müdür Hanım. Lütfen revire götürün. Başüstüne. Alo. Vallahi bu kadar sık aramana alışkın değilim. Arayacağını bilseydim başkasıyla konuşmazdım. Selim, CD'yi merak ettim. Var mı bir gelişme, bulabildin mi bir şey? Ya hiçbir şey çıkmadı CD'den. Görüntü hasarlı Melis. Hard diske ihtiyacım var. Eğer getirebilirsen belki. Bak bu gizli bir soruşturma. Ya devletin bilgisayarını herkesin gözü önünde elimi kolumu sallayarak çıkaramam ben dışarı. Başka bir yolunu bulman lazım. Var aslında. Ama yardımın lazım. Tamam. Ne yapmam gerektiğini söyle. Deniz, avukatın geldi, seni bekliyor. Gel bakalım. Hadi başla. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik etebariki esmük etala ceddik ve la ilahe gayrük. Allah! 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 Lokma dallısı bu. Dudasının lokması. Maya bu, maya. Patmaya bu. Lokma dallısı mı kız sen? Kız sen lokma dallısı mı? Kikir kikir geliyorum bir de bak. Kız sen ne? Öperim ben seni. Çocuğum benim. Ben çıkabilecek miyim gerçekten buradan? Kurtarabilecek misin beni? İçini ferah tut Deniz. En iyi şekilde savunacağım seni. Sen suçsuzsun. Aksini kimse ispat edemez. Kimse bana inanmıyor. Kimse beni dinlemiyor. Deniz sakin ol. Umudunu kaybedersen bu davayı kaybederiz. Bana güven, senden başka hiçbir şey istemiyorum. İyi ama içeride neler? Deniz. Bu dava artık benim için bir onur meselesi. Seni buradan çıkaracağım, sana söz veriyorum. Kurtaracağım seni. Seni kurtaracağım. Baba. Kaza oldu dediler. Çok korktum. Gerçekten bir kaza değil mi? İstediğin bir şey var mı? Yani yapabileceğim herhangi bir şey. Ne olursa. Sen çok güçlü bir kızsın. Çok güçlü. Sen nelerin üstesinden geldin? Çok sevindim. Çok. Ya, beni çağırınca hiç beklemiyordum ki. Artık yanındayım kızım. Baba. Baba. Gitme. Baba git buradan. Buradan. Ne diyorsun? Bir daha da gelme. Arama, sorma, mektupta yazma. Ya, git buradan. Ya hayır. 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 Git buradan. Git buradan dedim. Alın şu adamı buradan. Gitsin hayır, buradan. Hayır. Ama beyefendi, ben... çıkmanız gerekiyor. Azra bak. Sen kendini toparlayınca ben tekrar geleceğim. Bırakmayacağım ben seni. Sen benim kızımsın. Benim kızım. Madem senin çocuğunum,
Kocan geldi. Seni bekliyor. Sağ ol. Geliyorum. Abla. Ne var? Senin siparişleri yarın getireceğim abla. Hı. Hepsini de aynı yere koyarım, oradan aldırtırsın. Sağ olasın. Ya abla, bir de benim senden bir ricam olacak. Bu benim krediyi biliyorsun. Onun da taksitinin son günü bugün. Nasıl yaparız onu ya? Sonra Hüseyin, sonra gel. Abla sonra gel diyorsun da, onun ödemesinin son günü bugün yani. Hüseyin, sen benden değil de faizden mi korkuyorsun? Ya abla yok. Şimdi haciz maciz geliyor. Sonra dedim Hüseyin. Sonra. Tepemin tasını attırma. İyi görünüyorsun. Sen de. Spor mu yapıyorsun? Koşu bandı aldım, bir de hoca tuttum. Haftanın iki günü çalıştırıyor beni. Çalış çalış. Sevgili genç olunca formda kalmak için çok çalışmak lazım. O... televizyonda gördüğüm kadınla mı birliktesin? Evet. 8 aydır. Hayret. Bu defa çok uzun sürdü. O küçük larını benim gözüme sokmak zorunda mısın? Medyadan saklanmak bu kadar zor mu? Bunu niye beceremiyorsun Zeki? Bu kadar olsun. Bu kadar olsun, saygın yok mu bana? Onunla evlenmek istiyorum Kudret. Boşanmamız lazım. Avucunu yalarsın. İnat etme Kudret. Bak, bu ikimizin de iyiliği için. İkimiz. İkimiz için. Sana neyin iyi geleceğini söyleyeyim mi? Bir gün bir trafik ışığında ensene arkadan bir kurşun yememek sana iyi gelir. 10. katın balkonundan aşağı uçmamak sana çok iyi gelir. O karıyla orada burada poz vermekten vazgeç. Seni gebertmeyeyim Zeki. Bir düğmeye basmama bakar. Bastığım anda da bitersin Zeki. İnan bitersin. Vay, vay, vay nenem. Ne o yüzünden düşen bin parça? Kocan yüz vermedi mi? Sen sıhhatinle ilgilen. Yazık ya. Giyinmişsin, süslenmişsin.
Ama tabii zor yani öyle bir fıstıkla böyle maçura maçura baş etmek. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Bence sen bırak o adamı. Sana bir mektup arkadaşı bulalımız. Mis. Teselli olur. İhtiyacın var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Azra abla. Sağ ol. Elin nasıl oldu? İyi ya. İyi. Sargı çıkınca karateye başlayayım diyorum. Nesi var? Bilmiyorum ki. Anne, iyi misin? O Azra karısını gebertirsem çok iyi olacağım. Hazırlanın. Bu akşam bitireceğiz işini. Ne salak salak bakıyorsunuz? İş başına. Yürüyün hadi. Şişt. Melis Hanım, ben de sizin yanınıza gelecektim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Bilgisayarlarda problem var. Sisteme giriş yapamıyoruz, ekranlar dondu. Galiba virüs girdi. Virüs mü? Hı hı. Tamam, ben hallederim. Çağırırım birini şimdi. Tamam. Alo, Selim. Ne yaptıysan artık, sana işimiz düştü. Tamam, görüşürüz. Azo. Azra. Çok, çok özür dilerim. Ben yapmak istemedim gördün. Kızımla tehdit etti beni. Kızını öldürürüm dedi. Kızım. Kızım. Senin bütün ailenin sorumluyum. Hala ailenin hayatında tutuyorsan bu senin sorun. Ama bana büyük yanlış yaptın kızım. Bana büyük yanlış yaptın. Güldük, eğlendik diye benim kim olduğumu unuttum. Bir daha yoluma çıkarsam sana kim olduğumu öyle bir hatırlatırım ki böcek gibi ezerim seni boncuk. Ne dedim ben sana ha? Ne dedim ben sana? Azra değil o, Azrail. Azrail o. Tamam, hasret. Tamam, hadi abartma. Burası mı müdürün odası? Evet. Buradan başlıyoruz hadi. Tut şunun ucunu. Ya, demir parmakları görüyorsun ya. Git. Gidebildiğin yere kadar git. Sonuna kadar. Git 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 git. Git. Gerdir gerdir. Ya şunu tutar mısınız rica etsem? Ya bir de şunu tutabilir misiniz? Sağ ol. Ali kontrol et bakayım. Kaç gösteriyor? 10 metre 40 santim. 10 metre 40 santim. Tamam. 10 metre 40 santim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Deniz Demir'in davasıyla ilgili çalışıyorum. Daha önceden size haber verilmişti. Tamam da burayı böyle işgal etmeniz hoş olmuyor. Çok özür dilerim Melis Hanım. Cezaevinde bir kargaşa çıkarma niyetinde değilim. Gerçi burası böyle şeylere alışık değil mi? Müsaadenizle. Sinirden gözüm seyiriyor. Misafir gelecek derler. He gelecek gelecek. İyi saatte olsunlar geldi bile. Ben hani şey yapıyorum be? Ya adamlar kafama çuval geçirdi be. Salatayı salata. Çuval geçirdiler kafama. Ne lan ben?
Sonütücü, gel bakayım annenin kucağına. Ama çok üzüldü. Gel misin? Hı, teşekkürler. Afiyet olsun. Diyetteyiz. Evet. Belli oluyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Size afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Bir oturabilir mi? Tabii. Ne yiyorsun? Patates salatası, kısır, yoğurt. İster misin? Yok, ben şunu yiyeceğim. Ne güzel sandviçmiş. Nereden aldın? Aa, yok. Ya bir tadına şey mı? Lütfen. Nasıl? Çok güzeldi. Ben yaptım. Akşam ne yapıyorsun? Sinemaya gidelim diyoruz kızlarla. Meltem, Berna falan. Sen de gelsene. Yani. Erkek arkadaşınla bir planın yoksa tabii. Aha. Tabii onu bir şey. Bilmem, bakarız. Ne oldu, niye güldün? Öyle. Tamamdır. Bitti mi? Bu kadar mı? İnsan kendi atınca virüsü temizlemesi de kolay oluyor. Tüm diski kopyaladım. Silinmiş bütün görüntüleri kurtarmaya çalışacağım. Süper. Peki ne zaman gönderebilirsin bana bunları? Sabah elinde olur muhtemelen. Ama... Ama derken Selim'ciğim. Ama... Bir yemek ısmarlarsın artık. Avucunu yalarsın. Tamam, ben ısmarlayayım. Bak, bizim evin yanında yeni bir mekan açıldı. Hatta istersen bizde de yiyebiliriz. Yani yanlış anlama. Git gel olmasın boşuna. Her türlü asılırım diyorsun yani. Bozulma kızım. Umut dünyası. Görüşürüz Selim'ciğim. Hadi görüşürüz. Melis. Yerli davasında bir gelişme var mı? Sen de mahkemedeydin. Tek şüpheli hala Deniz yani. Yani başka bir gelişme olmadıysa evet, tek şüpheli o. Ya, avukatın savunması çok sağlamdı. Ya, cinayet anını gören yok. Kamera kaydı yok. Ortada tanık yok. Kimse konuşmuyor Murat, biliyorsun. Tamam da belli ki Deniz suçsuz. Soruşturmanın tekrar açılması lazım. Murat, acını anlıyorum. Hepimizin canı yandı. Ama sırf sen rahatlayacaksın diye önümüze gelene zanlı muamelesi yapamayız. Sen de bunu anla lütfen. İşine geliyor değil mi? İşine geliyor. Konut avsadı, ortalık yatıştı. Yakında da unutulur. Eski müdür öldü. Yaşasın yeni müdürün modern düzeni. Öfke dolusun. Ne dediğini bilmiyorsun. Haksızlık etme. Sonra üzülürsün. Mahkemenin sonucunu bekle. Kendine bu kadar yenik düşme lütfen. Adalete güven. Ali kaç? 6 metre 90 santim. 6.90. 6.90. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ali sen eski atlettin değil mi? Eski değil abi. Hala haftada 3 gün antrenman yapıyorum. Formunda mısın oğlum hala? Her zaman. Da neden sordun abi? Azra Kaya. Buyurun Murat Bey. Elin nasıl oldu? Hayırdır? Bir anda böyle bir ilgi, alaka. Bak Azra, çaresiz tehlikeli. Gittikçe de daha tehlikeli bir hal alıyor. Eğer arkanı bir yere yaslamazsan işin zor. Yani? Yani? Eğer bir daha böyle bir şey olsun istemiyorsan sana göz kulak oluruz. Karşılığında ne isteyeceksin? Baştan söylediğin tipim değilsin. Karımı kim öldürdü?
Neden hepiniz bizden birinin yaptığını düşünüyorsunuz ya? Burada sadece mahkumlar yaşamıyor, öyle değil mi? Merhaba. Gelsene. Nasılsın? Sence? Evet, haklısın. İşin zor. Daha ne kadar sürer bu böyle? Orası hiç belli olmaz. Mesela ilk gün bana neydin? Burada herkes aile gibi birbiriyle dedin. Yani herkes birbirini koruyordu, kolluyordu. Hani nerede aile? Daha ilk hatamda yalnız bıraktınız beni. Hem de ben isteyerek yapmadım. Haklısın. Ama ben sana ilk gün başka bir şey daha söylemiştim. Azra ne istiyorsa yap ve Kudret'ten uzak dur. Yine de gitmemeliydin Kudret'e. Kağıt kalemim var mı? Ne yapacağım? Alabilir miyim? Dur. Kaç saniye? 30 saniye. Tam yemekhanede mi başlattın? Evet, evet abi. Tam tahmin ettim yani. Güzel. Devam edelim lütfen. Çantayı al. Yoksun nedenin yoksa yoksun nedenin yoksa. Yokum nedenin yoksa.
Alo. Nasılsın? İyidir. Sen gelsene ona. Takılırız. Yok. Gelemem. Babam evde. Ya, koca kız oldun ya sen. İzin vermez ki Alp. Biliyorsun aramız kötü. İzin isteme sen de. Ben arayacağım seni. Haber veririm. Evet. Gelebilir miyim? Hı hı. Gir. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ece, bak ben senin eve gelmemene, arkadaşlarına gitmene, hatta gece dışarıda kalmana hiçbir şey demedim. Şimdiye kadar bir şey dedim mi? Sen kocaman bir insansın. Ben sana çok güveniyorum. Ama gece gelmeyeceğin zaman en azından haber verebilirsin. Yani olur mu? Sağ ol. Otuz altı, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, kırk, kırk bir, otuz dokuz, kırk bir, kırk iki. Tamam mı? Evet hanımlar, iyi geceler, iyi istirahatler. Murat Bey, Murat Bey. Evet. Rica etsem bunu Melis Hanım'a verebilir misiniz? Nedir bu? Dilekçe. İletirim. Sağ ol. Çıkar kokusu yakında. Hadi, eyvallah. Hadi. İstediğine emin misin? Gittiğin blokta da sorunlar olacak. Burada Azra var, diğerinde Kudret. Ötekinde başka biri. Biliyorum. Ama yine de kalmak istemiyorum ben bu blokta. Kudret'ten, Azra'dan uzak olsun da neresi olursa olsun. Peki. Madem öyle istiyorsun, dilekçeyi koyuyorum işleme. Sana haber verirler. Teşekkür ederim. Alo Melis. Yolladım sabah kuryeyle flash diski. Aldın mı? Aldım ama şimdi bakabiliyorum. İstediğim görüntüyü koyabildin mi? Evet o tamam. Numarası bir. Ayrıca silinmiş bazı görüntüleri de buldum. Hepsini dosyanın içine koydum. Süper. Hemen bakıyorum. Görüşürüz. Alo. Beçti. Gözün aydın. Çıkmışsın. Ha, var mı bir şeye ihtiyacın? İyi. Dinlen birkaç gün. Senden bir isteğim olacak. Kaybolma ortadan. Para lazım mı? Tamam. Gönderirim. Hallederim. Haber bekle benden. Naciye. Buyur anne. Hüseyin siparişleri halletmiş. Yarın getiriyor. Hemen alır, dağıtırsın millete. Yarın şenlik var ha? Hak ettiler. Hadi bakalım.
Mesalli. Ala Muhammedin. Ve ala Ali Muhammed. Ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte. Kema salleyte. Ala İbrahim'e. Ala İbrahim'e. Ve ala Ali İbrahim. Ve ala Ali İbrahim. İnneke. İnneke. Hamidün. Hamidün. Mecid. Mecid. Heh, aferin size. Muazzez abla, senin de kafana girdi mi? Girdi. Heh, bak hırsızlığı bırakacaksın ha. Ben emekliyim, hırsızlık yapmıyorum. Emekliyim diyorsun diyorsun ama ben biliyorum senin ben ne yaptığını. Ben emekliyim. Hırsızlığı bırakacaksın, 5 vakit namaza başlayacağız. Ben emekliyim, abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Tamam, heh, aferin. Heh. Kız, dada, ne yapıyorsun sen burada? Ramazan geliyor ya, hazırlanıyoruz çocuklarına. İyi yapıyorsun be, helal sana. Dinleyecek mi? Dinleyeceğim tabii. Hadi. Hadi. Allahümme barik. Allahümme barik. Ala Muhammedin. Ala Muhammedin. Ve ala Ali Muhammed. Hatice çıldırtma beni. Ne demek ben gitmedim? Kamera görüntüleri var. Ne işin vardı senin azraların bölümünde? Hiç. Yani sadece bir arkadaşa baktım. Arkadaşa bakmak nedir ya? Var mı burası? Yemek saati. Etraf bomboş. Çevreni kollaya kollaya içeri giriyorsun. Sonra da sırıta sırıta çıkıp gidiyorsun. Şansa bak. Birkaç saat sonra arama yapılıyor. Nihal Hanım'ın bilekliği Deniz'in yatağından çıkıyor ya. Bak. Ne demek istiyorsunuz yani? O bilekliği oraya sen koydun. Ya Allah belanı versin, öyle bir şey yapmadım. Ben uyuz kaptım birine, gidip 2 tane çakayım dedim. Baktım yok, geri çıktım. Bak sana son kez soruyorum. Gerçeği anlatacak mısın bana? Ya anlattım ya müdürüm. Tamam çık git. Hatice. Konuşmamız bitti sanma. Peşini bırakmayacağım seni. En son ne zaman görüşe geldi? Oldu be. Hiç bu kadar olmamıştı. Sağ ol Sevtaf abla. Hah. Yaptım. Buldum hazineyi. Hüseyin sağ olsun. Takip ettim. Ruhuyla duymadım. Nerede peki? Burnumuzun dibindeymiş meğer. Şu çamaşırhaneye gelen deterjanlar var ya, onlarla birlikte geliyormuş. Oha. Biliyordum ya. Söylemişti Hasret, vallahi de billahi de işte böyle böyle delirteceğiz Kudret'i. Ya. Bravo aşkım. Bana bak, elinizi çabuk tutun o zaman, siz de çamaşırhaneye giden kapılar kapanmadan çözelim şu işi. Hadi. Hadi aslanlar. Sonra mı? Yılgaz. Efendim. Ben de gideyim. Alo. Annem. Anneciğim, annem. Canım. İyi misin? İyiyim. Şimdi okuldan çıktım. Sınavım vardı bugün. Nasıl geçti? Çalışabildin mi? İşte iyiydi. Derslerini aksatma. Aklım hep sende. Benim de aklım hep sende. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen şimdi eve mi gidiyorsun? Evet, eve gidiyorum ben şimdi. Ecem, bu aralar dışarıda fazla oyalanma. Akşamları da sakın dışarı çıkma. Tenha yerlerde de dolaşma, tamam mı? Anne, o uyuşturucu meselesinden dolayı böyle konuşuyorsan gerçekten benim... Biliyorum Ecem. Biliyorum, sen benim dediklerimi ciddiye al. Tanımadığın insanlarla sakın konuşma. Eğer bir gariplik hissedersen... Anne, ne oluyor? Ne bu şimdi? Beni dinle Ecem. Eğer bir gariplik hissedersen... Hani birinin seni takip ettiğini falan hissedersen hemen polisi ara. Güvenli bir yere geç, anladın mı? Nereden çıktı şimdi bu? Benim bilmediğim bir şeyler mi var? Ecem, burası bildiğin gibi bir yer değil. Benim canımı yakmak için sana zarar vermelerinden korkuyorum. Neler oluyor orada anne? Sen iyi misin? İyiyim ben. Ben iyiyim. Sen gerekmedikçe sakın dışarı çıkma. Korkutma beni ne olur. Korkma. Korkma. Sen benim dediklerimi aklından çıkartma yeter. Anladın mı? Of, hadi ama. Tamam. Benim şimdi kapatmam lazım. Seni yine arayacağım.
Dediklerimi anlatın mı Ecem? Tamam, tamam. Anladım. Tamam. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum anne. Çok seviyorum. Annem. Atla hadi. Hacı'ya geliyor. Ne oluyor lan? Bunu mu arıyordun? Kudret annenin oğlu. Hemen buraya koyuyorsunuz onu. Senin o Kudret anana biz kokoreç yaparız kız. Azra'cığımın selamı var. Ananı iletirsin tamam? Haydi bay Naci hoş. Haydi lan. Haydi. Haydi lan. Buraya getirin adam. Müdürüm, hoş geldin. Şeref verdin. Kızlara söyleyeyim çay yapsınlar. Kahvemiz var, hal bakanımız var. Buyur, rahat et. O bilekliği Deniz'in yatağının altına senin koydurduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun acaba? Merak ettim. Sendin. Konuştum Hatice'yle. Hatice'yle konuştuğunu biliyorum. Eller yukarı. Tamam müdürüm, yakaladın beni. Ama ispat yok. İspat etmen lazım. Sen mi öldürdün Nihal'i? Asla. Ama öyle düşünüyorsan ki çok teessüf ediyorum. İspatlaman lazım. Bir gün o da olacak Kudret. Ama bir şey var biliyor musun? Çok önemli hayatta. Bazen bilmek ispat etmek kadar önemlidir. Hiç ummadığın anda işe yarar. Çok güzel konuştun müdürüm. Tam senlik. Ama ne diyeyim, işiniz çok zor. Allah kolaylık versin. Kızlar. Hadi şu banyonun hamam eşyalarını hazırlayın da geç kalmayalım. Hadi. Tamam anne. Tamam anne. Ne oldu? Şey mi oldu? Azra'lar paketi patlatmışlar, bulmuş. Ne? Azra'lar paketi patlatmışlar, bulmuşlar yerini. Ya bir şey de becerin ya. Lan sen ne kadar beceriksiz bir adamsın. Ne beceriksiz bir adamsın sen. Bir de erkeğim diye dolanıyorsun etrafta. Abla yavaş. Ne oluyor? Ne oluyor? Mal çalınmış. Olay ortaya çıkmış. Farkında bile değilsin. Dangalak. Abla mümkün değil ya. Mal çalınmış diyorum sen. Bana mümkün değil diyorsun. Allah Allah. Gideyim alayım o zaman. He. Bırak. He git al. Git al. Açık et bizi idareye. Sonra seni de taksınlar buraya. Bunu mu istiyorsun? Abla ne yapayım o zaman bir şey söyle. Emret git ne istiyorsan yapayım sana. Şimdi beni iyi dinle. Doğru gidiyorsun.
Kapatın lan şu müziği. Kapatın dedim lan. Sen hayırdır ya? Fazla tepiniyorsunuz. Ayıp oluyor Hüseyin. Ne ayıp oluyor lan? Kime ayıp oluyor? Size mi ayıp oluyor? Benimle öyle artı tatil konuşma, patlatırım gözünü. Ha, anlaşıldı. Sahibin rahatsız oldu. Kendi gelemedi. Seni yolluyor değil mi buraya? Kimmiş lan benim sahibim? Okuman yazman yok mu? Tasmanlı Kudret yazıyor kocaman. Bana bak Hazra. Gözlerimin içine bak. Bir gün senin canını fena yakacağım. Ve o zaman Kudret'i arayacaksın. Bu Hüseyin sana Kudret'i aratacak. Sakın geç kalma, erken gel bu Hüseyin. Deniz nerede? Ne yapacaksın Deniz'i? Deniz Demir! Benimle geliyorsun. Niye ki? Yürü hadi, gittiğimizde öğrenirsin. Kapak oldu, kapak. Nereye gidiyoruz? Neden bir şey söylüyorsun? Yeter ulan! Nereye, nereye? Hesap mı vereceğiz sana? Yürü. Geç işte. Ya neden? Ne işiniz var burada? Soru sorma. Geç dedim. Ben gidiyorum. Deniz! Kapı... Kırarım kemiklerini. Geç dedim. Yap! Gel, yaklaş. Hoş geldin. Neden çağırttın beni buraya? Ay, boynum tutulmuş. Yardıma ihtiyacım var, o yüzden çağırdım seni. Hadi, hadi. Ne istiyorsun benden? Ama sen böyle şeyler söyleyince üzülüyorum ben. Ne oldu? İnsanlık öldü mü? Zorda kalmasam çağırır mıydım seni? Özel getirtiyorum bunu. Defne sabunu. Vücudumu da saçımı da bunlarla yıkatıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Ay kokusuna bayılıyorum. Hatırlat. Sana da vereyim bir kalıp. Ne istiyorsun benden? Ah, sana bakınca kendimi görüyorum. Dik başlı, kararlısın. Buradaki zevzek kadınlara benzemiyorsun. Ama bir hatan var. Kiminle nerede duracağını bilmiyorsun. Gerçi senin de suçun yok. Devam. Bu tip şeyler zamanla öğrenilmiyor burada. Çok üzülüyorum sana. Çok. Kızını göremiyoruz. Çok zor. Konuşayım ister misin? Kaldırtabilirim görüşme yasağını. Hı? Tabii sen hiçbir şeyi karşılıksız yapmazsın. Karşılığında ne istiyorsun benden? Azra'ya bir ders vereceğiz. Seninle ben. Ben
yetmedi. Yaptıklarından sonra hala oyuncunu alamadım, yetmedi. Bak bu işleri bilmiyorsun sen. Bizde bir laf var. Neler biliyor musun? Tavuk sersemken pişirilir. Kuzu. Buna benzer bir şey işte. Bugün Azra'yı indireceğiz. Senin desteğini istiyorum. Olmaz. Olmaz, ne olur. Ne olur beni kırış. Yani olmaz. Olur. Olur. Öyle bir olur ki. Olmaz dersen ben de seninle başka biriyle konuşurum. Ama kuzu, bu dili konuşmamı istemezsin. Kızını görmek istiyor musun? İstemiyor musun? Onu söyle. Bana hayır dersen bedelini ödersin. Ödeterim! Bir bahane bulup Azra'yı çamaşırhaneye çek. İnandırıcı o. Şüphe yaratma. Ondan sonra kaybol. Biz gerisini hallederiz. Ha, kuzu. Olur da şeytana uyarsan, bu anlattıklarımı gidip Azra'ya anlatırsın. Ya da bunu düşünürsen. Sakın. Sakın. Yazık olur sana. Hem sana, hem o güzeller, güzel kızına. Anladın mı beni? Anladım. Bir bahane uydur, Azra'ya çamaşırhaneye çek. İnandırıcı ol. Şüphe yaratma. Ondan sonra kaybol. Biz gerisini hallederiz. Ha, olur da şeytana uyarsan, bu anlattıklarımı gidip Azra'ya anlatırsan. Sakın. Sakın. Yazık olur sana. Hem sana, hem o güzeller, güzel kızına. Deniz. Ne istiyor oysa insanlar? Nereye götürdü? Kudret çağırmış. Ne istiyormuş? Konuşmak istemiş. Ne konuşmak istemiş? Kızımın görüş yasağı. İstersen kaldırırım dedi. Ne istedi karşılığında? Bir şey istemedi. Çünkü kabul etmedi. Yaz geldi. Geldi. Dört, beş. Oo, Oktay abi, Özlem abla. Kolay gelsin bakalım. Sana da kolay gelsin. Ne güzel çalışıyorsun.
Çok anlamışım abi ya, çok. 19, 20, 22. Ben de bir ara yogaya heveslendim. Ama hiç bana göre bir şey değilmiş. Kadınlar sadece sağlıklı yaşam, yok organik gıda falan konuşuyorlar. Delikanlı. Streslerini azaltmak için yapıyorlar gerçi ama organik mi organik öyle şeylere kafayı takınca daha fazla stresleniyorlar bence. Doğru söylüyorsun. Stres falan demişken ya, hafta sonu buluşalım, hep beraber bir şeyler yapalım, gece dışarı çıkalım falan diyoruz. Sen de gelsene, filme de gelmedin ha. Ne zaman, nereye? Erkek arkadaşından bahsediyorsan o da gelebilir eğer istersen. Ha yok, yani ben ona sorarım tabii. O zaman ben bir içeri falan bakayım. Haberleşiriz. Hı hı. Nasıl gidiyor? İyi. Sakin. Güzel. Özlem, sana bir şey sormak istiyorum. Sor. İsyan günü neredeydin tam olarak? Her yerde. Niye sordun? Oktay'ı gördün mü hiç o gün? Neden soruyorsun? Gördün mü, görmedin mi? Gördüm. Neredeydi tam olarak? Nerede gördün? Hatırlıyor musun? Niye Oktay'ı soruyorsun? Soru sorma lütfen. Bir şey biliyorsan söyle, gerisini boş ver. Oktay'dan mı şüpheleniyorsun biz? Ben öyle bir şey demedim. Ama... Ben sadece o gün kimin nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ama özellikle Oktay'ı soruyorsun. Bak Melis, Oktay senin düşündüğün gibi bir insan değil. Nasıl bir insan değil? Nihal'in katilinin bizden biri olduğunu mu düşünüyorsun Melis? Hele hele Oktay. Anlıyorum, katili bulmak istiyorsun. Hepimiz istiyoruz. Ama katili bulacağım derken mesai arkadaşlarını karşına alma. Biz hepimiz aynı taraftayız. Oktay'a karşı hislerim var, biliyorum Özlem. Ama ben herkesten şüphelenmek zorundayım. Ona karşı bir şey hissettiğim yok. Konuyu saptırma. Sen ne demek istediğimi anladın. Bir bahane uydur. Azra'yı çamaşırhaneye çek. İsteyecektim de. Thank you.
Hazır mısınız? Ne yapacakmış Melis beni çamaşırhaneye? Niye çağırmış? Bilmiyorum, gelsin dedi. Başka birini mi bekliyordun kınalı yapınacak? Ha? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Yok. Aksine çok sevindim. Ben de kaç zamandır kavga etmek istiyordum. Şu elimi bir hayırlayayım istedim, bir açılış yapayım istedim. Tayfan yokken kavga. Yok. Sen hiç adam olmayacaksın kınalı yapınca. O yüzden ben de sana son bir ders vereyim dedim. Ya öyle ders mers diyorsun da yaşına başına bakmadan hiç adap öğrenememişsin. İnsan düşmanını böyle yalanla dolanla kuytuya çeker mi? Çok ayıp. Kavgada her şey mübah. Öyle mi? Neyse merak etme. Kısa sürecek. Baksana benim psikopatlar nasıl heyecanlı. Değil mi kızlar? Her daim. İki dakikada halledeceğiz. Gittikçe çok edepsiz bir kız olmaya başladı. Defalarca uyardım ama dinletemedim. Kısmet bugüneymiş. Ha? Buraya kadarmış. Hello Kuti. Ne oldu? Sürpriz oldu değil mi? Bana da sürpriz oldu. Ne yapıyorsunuz kızlar? Sen bittin. Gebert beni diye yalvaracaksın sen. Bak ya. Sen var ya sen. Birazdan paramparça edeceğiz seni. Hala intikam mintikam diyorsun. Geç onları ablacığım. Geç onları. Geçeceksin bu. Yolla. Siz ya burada? Oktay abi ortalık çok dağılmış. Arkadaşlara yardım ediyoruz. Kızı sen yürek mi yedin? Benim şeyden haberim yok. Yedim yedim. Sen yürek yedin. Ama ben o yüreği sana kusturmasını bilirim. Hadi tamam çıkın. Çıkın 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 hadi. Hay Allah'ım. Siz de oynuyor muydunuz? Herhalde yavrum. Ana. Uf. Anam mapusta mıyız, cephede miyiz belli değil ha, yemin ediyorum. Ne
bana iyi geldi. Mahtınız kızlar ya. Ya kanka bana Hatice'yi bir pas attı. Ben de aldım onu, böyle saçlarını elime dürdüm. Doink, 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 doink. Böyle yerde sektirdim gacıyı. Makyajı bozulmadı ama. Vallahi bana iyi geldi. Kız bana tümbek kafalı denk geldi. Vallahi yerlerde sürükledi en sona. Saçın başını da almışlar. Sen kendine bak, aşure kazanla dönmüşsün. Bu ne? Aşure ne bilmiyor mu? Yok deme. Kazanı dedi. Kazanı Nasılsın? İşte. Bildiğin gibi. Kızlar anlattı. Kudret fena madar olmuş sayende. Deniz. Sen yapman gerekeni yaptın. Ya bilmiyorum. Kızımı tehdit etti beni. Bu yüzden doğru olanı yaptın diyorum sana. Kudretle tek başına başa çıkamazsın Deniz. Azra da hala yüzüme bile bakmıyor ama. Boş ver. Bak o delidir. Kimseye kim falan tutmaz gerçekten. Zamanla toplarsınız. Merak etme. Boş ver, takılma. Kitap. Beğendin mi kitabı? Güzel, çok güzel. Liseden beri şiir okumamıştım. İyi geldi. Burası cezaevi. Şiirsiz olmaz tabii. Yazık adamcağızı. Olay yerine gelen deniz polisinin çalışmasıyla çıkarılan cesedin 64 yaşındaki Rasika'ya ait olduğu bildirildi. Ceset kesmenin nedeni belirlenmesi için adli tutanak kaldırılırken polis ekibi de olayla ilgili çalışma başladı. Ay yazık. Azra? Kızlar? Kızlar, nesi var bunun? Ne bileyim ben. Aman yine heheleri gelmiştir. Sağ solu belli mi oluyorum? Otuz dört, yirmi beş, otuz altı, yirmi yedi, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi. Tamam mı? Evet hanımlar, iyi istirahatler, iyi geceler. Deniz Demir. İdareden ona çıktı. Yerini değiştirecek. Ne zaman geçebilirim? Boş oda hazır olur olmaz. Yani birkaç gün sürer. Teşekkür ederim. Bugün yaptığın çok kral hareketti. Sen olmasaydın ben... Kim olsa aynı şeyi yapardım. Hmm.
Gidiyormuşsun. Evet. Gittiğin yerin buradan farklı olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Hani burada benim kalmamı isteyen birilerinin olduğunu hiç sanmıyorum. Ben istiyorum. Kalmanı istiyorum. Neden? Çünkü gittiğin yerde de azralar, kudretler olacak. Çünkü dışarısı gibi buranın da tabiatı bu. Çünkü Boncuk, kocanın sana kurduğu hayattan kurtulmanın sebebi kızınla birlikte kurduğun ailelik. Burası da aynı. Kal. Kendini korumak için aile olmaktan daha iyi bir neden bulamazsın. Ki senin de çok iyi bildiğin bir şey bu, görüyoruz. Kal yani. Gitmen intihar olur. Orada kudretten koruyamam seni. Bir de kal. Çünkü bugün benim babam öldü. Babası ölen kızlara hayır denmez. Abi kıymalı pideler geldi. Galiba Deniz'i kurtardık Ali. Aç pideleri, aç, aç. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanık Deniz Demir, ifade için kürsüye. Sakin olmak için sakın kendini zorlama. Kendini bırak. Heyecandan titreyecek misin? Titre. Sakın bastırmaya çalışma. Heyecanını bastırmaya çalışanın saklayacakları vardır. Senin saklayacak hiçbir şeyin yok. Ben odada oturuyordum. Sonra Dudu geldi Öykü'yle beraber. Kudret bizimkilere saldıracakmış. Öykü biraz seninle kalabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Sonra odada Öykü'yle beraber kaldık. Sonra dışarıdan çok böyle yüksek arbede sesleri gelmeye başladı. Öykü annesini istedi.
Ben de biraz sonra gelecek dedim. Sonra biraz daha sesler gelmeye başlayınca... çocuk ben anneme gitmek istiyorum dedi tekrar. Sonra ben de onu oyalamak için... Duvarda asılı kızımın fotoğrafı vardı. Göstermek istedim. Tam duvara doğru döndüm. Sonra o arada... Öykü orada odadan çıktı, fırladı. Ben de peşinden fırladım hemen. Sonra bir koridora girdi. Ben de Öykü diye bağırdım arkasından. Etraf çok kalabalık. Herkes sopalarla birbirine saldırmaya başlamış. Çok korktum çocuğa bir şey olacak diye. Sonra bir koridorun ucunda gördüm onu. Sola döndüğünü zannettim. Ben de hemen arkasından... Koridorun sonundan sola döndüm ve... Döner dönmez kaydım birden. Dizlerimin ve ellerimin üstüne düştüm. Yani o an elimin altında bir şey hissettim. Sonra baktım, yani her yer kan, elimin altında bir bıçak. Yani o an anladım kana basıp kayıp düştüğümü. Sonra yani bıçağı istemsizce elime almışım. Sonra zaten herkes teker teker geldi. Ben de o şokla kaldım. Sayın Hakim, müvekkilime savcılık tarafından isnat edilen suçlama... ...Türk Ceza Kanunu'nun 82'ye aben. Yani tasarlayarak kasten cinayet. Şimdi isterseniz isyan gününe geri dönelim... ...ve iki tane noktaya açıklık getirmeye çalışalım. Bir, bu koşullar altında gerçekten tasarlayarak bir cinayet işlemek mümkün mü? İki, bu çok daha önemli, bu cinayeti gerçekten müvekkilim mi işledi? Şimdi izniniz olursa cezaevinin güvenlik kamerası görüntüleriyle başlayacağız. Gerçi isyan esnasında bazı kameralar mahkumlar tarafından devre dışı bırakılmıştı. Ama Allah'tan elimizdekiler yeterli. Görüntülerin ilki gelsin. Bu görüntüde isyan haberini alan Nihal Hanım'ın... ...birazdan odadan fırlayıp çıktığını göreceksiniz. Evet, şu anda mahkumlar koşuyor. Donduralım lütfen. Gördüğünüz gibi Nihal Hanım odasını tam 15.08.38'de terk ediyor. Peki bu esnada müvekkilim nerede? O ne yapıyor? İkinci görüntü gelsin. Evet, burada gördüğünüz gibi Öykü'nün arkasından koşan da müvekkilim. Donduralım. Zaman 15.09.26. Yani maktulün odasını terk etmesinden tam 47 saniye sonra. Sayın Hakim, sırf bu görüntü bile bu olayda tasarlayarak cinayet iddiasını yıkmaya yeter. Zira tasarlayarak işlenen hiçbir cinayette katiller kurbanlarından sonra hareket etmezler. Peki, Deniz Demir'in görüntülerini izlemeye devam edelim. Koridorlar, kalabalığın arasında kaçan Öykü ve onu arayan müvekkilim. Arada Öykü diye bağırdığını da görüyoruz. Donduralım lütfen. Saat 15.15.00. Yani müvekkilim odasını terk edeli tam 5,5 dakika oldu. Peki, acaba Öykü'nün peşinden koşarken Deniz Demir şuraya kadar gelmişken cezaevi müdürünü bıçaklasam diye mi tasarlıyor? Ha? Ne diyorsunuz Sayın Savcı? Sormayın efendim. Savunmanıza devam edin siz. Tabii efendim. Görüntülere devam edelim. İkisi bir aksın. Birbirinden habersiz farklı koridorlarda koşan iki kadın... ...tam olarak 23 güvenlik kamerasının önünden geçtiler. Ve hiçbirinde aynı kareye düşmediler. Ta ki o en son ana kadar. Şimdi Nihal Hanım'ın son gördüğümüz ana gelelim. Evet, maalesef Nihal Hanım'ı canlı olarak gördüğümüz son nokta burası. Bundan sonra bir iki adım atacak ve olay yeri dediğimiz cinayetin işlendiği koridora sapacak. Saate bakalım. 15.16.29. Peki o sırada müvekkilim nerede? Ali. Burası da Öykü'yü gördüğü son nokta. Birazdan o da aynı koridora sapacak. Olay yeri ve anını gösteren kamera görüntüleri ne yazık ki elimizde yok. Ancak çok önemli bir nokta var. Lütfen zamana dikkat edelim.
Zamanı okuyalım. 15, 16, 13. Yani müvekkilim sadece 15 saniye geride. Ve savcılığın iddiasına göre 15 saniye sonra müvekkilim cinayeti işleyecek. Peki bu mümkün mü? Peki Deniz Hanım'ın görüntüsünü büyütelim lütfen. Şu görüntüye bakan herkes elinden kaçırdığı çocuğun peşinden koşan, panik halde onu arayan müvekkilimi görür. Ancak sayın savcım 15 saniye sonra cinayet işleyecek bir kadın görüyor. Erhan Bey, bize niyet okumayın lütfen. Bıçağın üzerindeki müvekkilinizin parmak izlerini size tekrar tekrar hatırlatmayalım. Lütfen. Bunu bana daha çok hatırlatacaksınız sayın savcım. Çünkü elinizde başka bir şey yok. Bu görüntüler boyunca bıçağı gören var mı? Yok. Bıçağı gördüğünü söyleyen bir tanık var mı? Yok. Mutfaktaki bir et bıçağı demiştik. Mutfaktan alındığını gören bir tanık var mı? Yok. Peki başkası getirmiş olabilir mi? O zaman da o başkasının parmak izi olurdu bıçakta. O da yok. Ha, bu durumda tek ihtimal kalıyor. Müvekkilime 15 saniye sonra Nihal Hanım'la karşılaşacağı bir şekilde malum oluyor. Ve o cinayeti tasarlayıp mutfağa koşuyor. Mutfaktan geri gelip Nihal Hanım'ı bıçaklıyor. Peki bu mümkün mü? Şimdi olay yeri tam şu kırmızı noktada oluyor sayın hakim. Mutfakta burası. Arada bir sürü koridor ve üstelik bir kat var. Mutfakla olay yeri arasındaki mesafe tam 196 metre. Gidiş dönüş 196 metre. Meslektaşım Ali'ye bu mesafeyi koşturdum. Kendisi eski milli atlettir. Ali bu mesafeyi tam 30 saniyede koştu. Anlaşılan biraz paslanmışsın Ali. Sayın hakim, savunma varsayımlar üzerinden hareket ediyor. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Etmek zorundasınız sayın savcım. Siz başlattınız. Bir önceki duruşmada ne dediniz? Hatırlayalım mı? Bu durumda doğru anladıysam sayın savcım bıçağın sanık tarafından mutfaktan gizlice çıkarıldığını düşünüyor. Doğru mu anladım sayın savcım? Bizce öyle. Ama bizce öyle değil. Çünkü mutfakla cinayet mahalli arasındaki o 196 metreyi bu dünyada 15 saniyede koşabilecek yalnızca ama yalnızca bir kişi vardır sayın hakim. 100 ve 200 metreler dünya rekortmeni Usain Bolt. Ancak müvekkilim Deniz Demir ne çare ki asla ve asla bir Usain Bolt değildir. Olamaz da. Karar. Sunulan deliller, dinlenen tanıklar ve izlenen görüntüler ışığında sanığın da vermiş olduğu ifade dikkate alınarak sanık Deniz Demir'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve mevcut delillerin incelenmesi için ve ayrıca savunma tarafının ileri sürmüş olduğu tezlerin bilirkişi için incelenmesine ve gelecek duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Demiştim değil mi sana? Kurtaracağım seni. Adım adım az kaldı. Teşekkür ederim. Hoş, yalnız kalma. Diğer şarkılar da var. Necat. Hakan. Nasılsın yahu? İyiyim. Sen nasılsın? Ya seni sormalı. Telefonda duydum, şoke oldum. Melek gibi adamsın. İçince sapıtıyorsun. Bırak şu zıkkımı Hakan ya. Sağlığın nasıl şimdi? Toparlayabildin mi? İyi, daha iyiyim şimdi. Sağ ol. Bu arada tanıştırayım. Grubun yeni vokalisti Ceren. Hakan, eskilerden.
Çok iyi bir müzisyen arkadaşımız. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de. Ya işte böyle. Haftanın üç günü çıkıyoruz. Ama bir sıkıntımız var, Sina yok. Bu bir iş teklifi. Teklif edeyim mi? Ne zaman çalacaksınız? Bu akşam çıkacağız. Ya ben şimdi çok uzun zamandır klavye çalmadım. Bir iki prova yapsaydık keşke ya. Saçmalama oğlum, senin ölün yeter. Zaten bildiğin şarkılar. Evet de bitsin bu iş ya. Ceren kızım sen de bir şey söylesene. İçimden bir ses evet diyeceksin diyor ama haklı mıyım acaba? Geç, gel. Uyumamıştır daha Deniz abla. Gel. Nasılsın? İyi. İyi. Otur çocuğum. Demedim mi ben sana? He? Demedim mi? Ne bu gari? Savcı müebbet dediği hemen müebbet mi oluveriyormuş? Allah Allah. Sokakta mı atılıyor bu canına yandı mı kanunları? Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Öyle. Haklıymışsın. Ne diyeyim? Ya? Kız, hadi. Ben seninle kızını çizdim. Özlüyorum diyordun ya sen. Ah. Kuzum. Teşekkür ederim. Ben bunu da Asnet abladan aldım senin için. O zaman şöyle yapalım mı? Bu bende kalsın, bu da sende kalsın. Alın. Tamam o zaman. Anlaştık mı? Tamam o zaman. Hadi gel. Hadi gel biz gidelim. Deniz ablan dinlensin değil mi? Hadi iyi geceler. Sana da. Çikolatanı vermedin mi? Ne? Sen mi yiyeceksin? Hep çürümüş. Selam. Selam. İçer misin? O ne ki? Muzlu süt. Sen muzlu süt mü içiyorsun? Ya bal, zencefil falan iyi geliyor sahne öncesi sesime. Viskiden daha mı iyi geliyor? Bilmem. Çok güzelmiş. Söylemiştim. Sertmiş. Hazır mısın? Bilmem. Hazır mıyım? Bence fazlasıyla hazırsın. Öyle mi? Öyle. Nereden anladın? Hissettim diyelim. Bence biz harika bir ekip olacağız. Alo. Ne haber? İyidir. Senden? Neredesin? Evdeyim.
Bari bu gece gel hadi. Olmaz, babam evde değil. Nasıl olmaz? Yani babama sormadan gelemem ki. Bugün bir de duruşma vardı zaten. Canım sıkkın. Biliyorsun durumları. Tamam işte, süper. Yani iyi arkadaşlar böyle zamanlar içindir. Hem seni benden daha iyi kimse anlayamaz biliyorsun. Hadi gel. Tamam, ben sana haber vereceğim. Tamam. Görüşürüz. Seni düşündüm.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnızsın sanıyordum. He, onlar bizim arkadaşlar ya, yeni geldiler. Gel hadi. Bu kadar yabani olma ya. Alt üstü biraz eğleneceğiz. Hem senin kafayı da biz fırlamamız lazım bence. Hadi gel. Hadi. Hadi. Cem ne tatlı bir şey ya. İnsanı hayran bırakıyor kendine. Öylesini görmemiştim. Annesi olarak gurur duymalısın. Tadına doyamıyorum. Cem nerede? Kimsin sen? Teni, saçları, dokunma kokusu. Dokunma ona. Hepsi olağanüstü. Kimsin sen? Neyse. Sakın ona dokunma. Benim biraz daha işim var kızımla. Kapatıyorum. Dokunma. 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 Dokunma ona. Sakın ona dokunma. Alo. 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 Takibinde geçmişin, teslimiyeti yık. Kafanda kimin varsa kırık bir dal. Kurudu gırtlağım, içimde söndü dünya. Bir akşamüstü sancılar, karla kaplı sonbahar. Yok tadım tuzum bir fotoğraf aklımda. Ben üçlerimde kırmızı tulumla çocuk olduğum zamanlar. Anlatırım içten durumlarda küfür kıyamet. İdare et, dilimi çözersem yaram kanar. Bugüne kanıp, insan unuttu o dününü yarım. Tepende binbir bu...